Sağlık bilimlerine bir giriş yapacağız ve tıp tarihinden bahsedeceğiz. Yalnız ondan önce kısa bazı noktaları size aktarmak istiyorum. Bu noktalardan başlangıç olarak seçtiğim tablo Sokrates'in ölümünü yansıtan bir tablo bu. Sokrates biliyorsunuz felsefenin başlangıcındaki en önemli insanlardan bir tanesi. Ve sık bilinen sözlerinden bir tanesi ise bildiğim bir şey varsa o da hiçbir şey bilmediğimdir. Aslında felsefik olarak insanın kim olduğuna dair tüm yaşam boyunca sorguladığı bir soruyu ilk defa gündeme getirmiş bir kişidir. Ben kimim? Yani nasıl olacak da bu hayatta kim olduğumu ortaya koyacağım, hedeflerimi ortaya koyacağım ve ona göre uygun bir yaşam yaşayacağım. Sokrates burada yanında hemen oturmuş olarak görülen kişi Platon'dur. Ve Platon onun dizinin dibindedir. Sokrates ise yöneticiler tarafından sık soru sorduğundan dolayı yargılanmış ve kendisine iki seçenek sunulmuştur. Bunlardan bir tanesi ya öğretmeyi bırakacak ya da baldıran zehri içerek hayatına son verecektir. O da öğretmekten vazgeçemeyeceği için zehir içerek intiharına karar vermiş. Bu tabloda bunu yansıtmakta. Eliyle göğü göstermekte. Göğü göstererek Tanrı'nın aslında her şeyi bildiğini ve kendisinin yaptığının da doğru olduğunu inandığını vurgulamaktır. Onun için bu Sokrates'in bildiğim bir şey varsa o da hiçbir şey bilmediğimdir sözü bence önemli. İnsanın kim olduğunu araştırması ve bulması da kendi yaşam yolculuğundaki en önemli aşamalardan bir tanesi. Tabii öğreneceğiniz şeyler sadece bu karikatürdeki espri kadar sınırlı değil. Bunu daha geniş anlamda değerlendirmenizi dilerim. Ünlü bilim adamlarından Einstein genellikle öğrencilerine seslendiği zaman şöyle seslenmiştir. Ben öğrencilerime hiçbir zaman öğretmem. Sadece öğrenebilecekleri koşulları sağlamaya çalışırım. Bu bence eğitimdeki önemli noktalardan bir tanesi. Ben de size öğrenmeniz için gerekli koşulları ve kaynakları sağlamaya çalışıyorum. Öğrenmek tamamıyla sizin kendi çapınızla yapacağınız bir eylem. Peki ben kimim sorusuna geri dönecek olursak, acaba ben kimim dediğimiz zaman hayatta ne istiyoruz, ne yapıyoruz, onu bir değerlendirmemiz gerekebilir mi? Ne istiyorsunuz? Eğitim temel amacı boş bir zihni açık olanla değiştirmektir. Yani zihninizi doldurduktan sonra artık açık bir zihne sahip olarak yaşamı sorgulama ve bu sorgulamayla cevaplar alarak yolunuzu bulmak, kendi seçtiğiniz yolda devam etmenizi sağlamak bizim temel hedefimiz. Onun için hayatta ne istediğinizi gayet iyi bilmeniz gerekiyor. Okulda zorlandığınız her gün, uykusuz geçen geceler ileride başkaları çalışırken rahat etmenizi sağlayacaktır. Klasik karınca ile Ağustos böceği hikayesi. Eğer zamanında çalışmazsanız ileride sıkışıp zor durumda kalabilirsiniz. O zaman uykusuz geçen gecelerinizin sayısı giderek artar ve başarınız da performansınız da düşer. Onun için okulda zorlanmanız sizin için kötü bir şey değil, iyi bir şey. Çünkü insan beynine ne kadar yüklenirseniz insan beyni o kadar yükü kaldırabilir. Dolayısıyla beyinde bir kas. Dolayısıyla beynimizi çalıştırmamız gerekiyor. Nasıl kaslarımızı spor yaparak, spor salonunda çalıştırıyorsak, çalışarak da beynimizi daha verimli hale getirme imkanına sahibiz. Rüyalar herkes için geçerli. Herkesin bir takım hayalleri var. Bu sihiriyle değil, sıkı çalışmayla gerçekleşir. Onun için ter, gözyaşı ve karaklılık ile bu rüyalarınızı gerçeğe dönüştürmek sizin elinizde. En çabuk harcayabileceğiniz servetiniz zamandır. Klasik bir soru vardır. İnsan ne zaman ölmeye başlar? Doğduğunda ölmeye başlar. Dolayısıyla bu yaşamdaki zamanınızı en iyi şekilde değerlendirmek sizin asli göreviniz. Öğrenmeyi bir tutku haline getirirseniz her zaman her şekilde büyümeye devam edersiniz. Bizim acımız size öğrenmeyi zevkli ve aynı zamanda bir tutku haline dönüştürebilmenin yollarını sunmak. Eğitim yaşama hazırlık değil, yaşamın da kendisidir. Çünkü eğitim sadece okulla sınırlı değildir. Okulu bitirdikten sonra da eğitimde her gün yeni bir şeyler öğrenerek yolunuza devam etmeniz gerekir.
Resmi eğitim hayatınızı kazanmanızı sağlayacak olanakları gerçekleştirmek için bir araçtır. Eğer kendinizi eğitirseniz maddi ya da manevi bir servete sahip olabilirsiniz. İkisinin de beraber olması, hem maddi hem manevi servete sahip olmanız tabii ideal bir şey. Ama sonuçta ikisinden birisinden de geri kalmamak daha uygun. Temel olarak öğrenmeyi bir tutku haline dönüştürmekten bahsetmiştik. Bunun temelinde merak yatar. Eğer insan merak etmezse araştırmaz. Araştırmazsa öğrenemez. Öğrenemezse ise yaşayamaz. Yani yaşamının yolu öğrenmekten geçer. İnsanoğlunun temel hedefi sonraki nesillere bilgilerini aktarmak, daha mutlu ve refah içinde bir toplum ve dünya için bir dönüşüme katkıda bulunmak, gelişime katkıda bulunmaktır. Aile oluşturmak, üremek, çoğalmak, çocuk sahibi olmak, çocuklarına maddi ve manevi daha iyi koşullar sağlamak, yaşamı sürdürmek için önemli aşamalardan bazılarıdır. Okuyacaksınız, öğreneceksiniz, iş bulacaksınız, para kazanacaksınız, para biriktireceksiniz, evleneceksiniz, çocuk sahibi olacaksınız, kariyer yapacaksınız, mutlu olacaksınız, sonuçta sevgi vereceksiniz ve sevgi alacaksınız. Her zaman hayatınızda bir sürü dönüm noktaları olacaktır ama bu dönüm noktaları içerisinde her zaman için öncelikli olarak kendinize sağlık açısından iyi bakmanız gerekmektedir. Ancak bu şekilde gerçekten hayalini kurduğunuz hayatı yaşama şansına sahip olabilirsiniz. Bu konuda geçmişten gelen bazı önemli öğretiler var. Örneğin Hazreti Musa'nın 10 emri. Bunların içerisinde özellikle anneni ve babanıza hürmet etmeniz, şiddetten uzak durmanız, çalmamanız, yalancı şahitlik yapmamanız gibi temel konular, komşularınızın malına ve ailesine tamah etmemeniz gibi belirgin bir takım özellikler görülmektedir. Bunların içerisinde en önemli konulardan bir tanesi de tabii ki her zaman için toplum içerisinde hem kendinize hem karşınızdaki bireylere saygı duymanızdır. Yine Hristiyanlıkla ilgili bilinen konulardan bir tanesi 7 ölümcül günah. Bunlar kıskançlık, gurur, oburluk, açgözlülük, şehvet, tembellik ve öfkedir. Eğer bu 7 ölümcül günahtan uzak durursanız yaşamınızı daha güzel bir şekilde yaşama şansını elde edebilirsiniz. Yine Hindistan'ın kurucularından, barış felsefesinin öncülerinden Gandhi'nin de aynı 7 günahı var. Bunlardan bir tanesi çalışmaksızın servet edinmek, vicdansız keyif, kişiliksiz bilgi, ahlaksız iş, insanlığa hizmet etmeyen bilim, özverisiz ibadet ve kuralsız servettir. Şunu unutmayınız. Her zaman kendinize verdiğiniz değer, karşılığınızdaki kişiye verdiğiniz değerle paraleldir. O yüzden başkalarına verdiğiniz kıymeti değerlendirmeyen kişilerle arkadaş olmaktan kaçınınız. Her zaman içinde insanları sözcüklerinizle kırmaktan kaçınmak sizin için temel bir yaşam hedefi olması lazım. İnsanlar başkalarını kırsa dahi ibadetleriyle bunları temizleyemezler. Onun için dilinize hakim olmanız her zaman için sizin için önde gidecek yaşam hedeflerinden birisi olacaktır. Pek çok kişi hariçten gazeli okuyabilir ama temel olarak size önerebileceğim şey şu. Vücudunuza iyi bakın, sağlığınızı koruyun, spor yapın. Başka bir yaşam şansınız olmadığı için elinizdeki yaşam şansınızı iyice kullanın. Plan yapmak için değil, zamanı kullanmayı öğrenmek için plan yapın. Her zaman sizden daha iyi ve akıllı insanlar ile arkadaşlık yapın. Kendinize birden fazla rol modeli bulun ve bu rol modellerinden seçeceğiniz yolu sentez edin. Yaşam sizi ters verir. Öğrenene kadar da devam eder. Onun için dersleri iyi öğrenmekte fayda vardır. Mutluluk her zaman kafanızın içindedir. Ne isterseniz o olursunuz. Ama yeter ki vazgeçmeyin. Betül Martin ülkemizde halk ilişkiler konusundaki duayen insanlardan bir tanesidir. Bir gazete röportajında gençlere, öğrencilerine olan bazı tavsiyelerini burada aktardım. Ama temel olarak spor yapmanızı, çalışarak, üreterek yaşamanızı ve güncelden kopmamanızı,
ve mümkün olduğu kadar da yaşadıklarınızdan ders almanızı, gerekirse, gerekmese dahi günlük tutmanızı öneririm. Her yiğidin bir yoğurt girişi vardır. Spor yap ve bunu alışkanlık haline getir. Seni tanımlayacak bir hobin olsun. Mutlaka bir yabancı, mümkünse iki dili öğrenmek faydalı olur. Ne kadar çok insan tanırsan o kadar dünya görüşün gelişir. Çok gezersen de o kadar dünya görüşün değişir. Hayallerinin sınırları olmasın. Çalışmak ve öğrenmekten kimseye zarar gelmeyeceğini unutmayın. Uyumasan da mutlaka bir ana bir de yedek planın olsun. Ama zamanı kullanmak için plan yapmanız gerektiğini asla unutmayınız. Şimdi gelelim tıp tarihine. Tıp tarihinden kronolojik olarak geçmişten başlayarak günümüze kadar bazı önemli noktaları sizinle paylaşacağım. Öncelikle çok sevdiğim Yunan mitolojisindeki tanrılardan bir tanesi var. Asklepios veya Asklepides. Tıp tarihinde belki mitolojik kahramanlardan bir tanesidir. Asklep adında bir firma vardır. Bu Asklep firması cerrahi alet yapar. Ve cerrahi alet yapan bu firma bence kendisine ve alanına uygun en uygun ismi seçmiş. Asklepios'tan Asklep ismini almış. Bunu cerrahiyle uğraşacak olanlar ameliyathanelerde sıklıkla bu markayla karşılaşabilirler. Oldukça kaliteli ve pahalı bir markadır. Yine mitolojideki Asklepios'un kızı olan Hygieia, Hijyen buradan gelmekte, yani temizlik tanrısı. Özellikle Avrupa'da termal olan bazı şehirlerde, meydanlarda Hygieia'nın heykellerini görebilirsiniz. Bu termal banyoların olduğu yerlerde temizlikten köken alındığı için böyle bir hatırlatma için Hygieia'nın heykelini dikmişler. Tıp tarihine baktığınız zaman en eski dokümanlar M.Ö. 311 ila 3200 yıllarındaki Mısır tarihinden gelmektedir. Bakın burada Mısır tarihinde bazı resimler var. Sol üst köşede göreceğiniz bir takma ayak, yani bacağı kesilmiş veya ayağı kesilmiş bir kişinin kullanabilmesi için yapılmış bir takma ayak. Hemen onun altında bir sünnet girişimini görüyorsunuz. Burada bir doğum. Ve burada da bir kafatası, kafatasında bir delik var. Bu delik bir yaralanmayla dolmuş olabilir ama bazen kafa içi kanamaları da basıncı ortadan kaldırmak amacıyla kafatasını açmak gerekebilir. Bu da o dönemde yapılmış bu tarz bir işlem olduğu düşünülmektedir. Hemen arkasından sonra gene Mısır'a paralel olarak Hindistan'da tıpla ilgili bir takım gelişmeler olmuştur. Ayurveda dediğimiz İnsanları iyileştirmek için olan kullanılan yöntemin babası olan Doğu Antvari 8 temel faktör ile insanların sağlığı konusunda fikir yürütme imkanı olduğunu ortaya koymuştur. Bunlardan bir tanesi nabza bakarak teşhis, idrar, dışkı, dil, göz ve derinin incelenmesi, konuşma ve ses ve genel görünüşe bakarak insanların sağlığı hakkında fikir sahibi olabileceğini ileri sürmüştür. Bir de şakralar var biliyorsunuz. Vücudumuzda çeşitli çakralar var. Bunlardan bir tanesi taç çakrası. En üstte bir yer alıyor. Sonra göz çakrası, boğaz çakrası, yürek çakrası, solar plexus veya karın çakrası, sakral çakra ve en sonunda kök çakrası. Bunların hepsi farklı organları, özellikle yerleşim yeriyle ilgili olan organları görmektedir. Örneğin taç çakrası genellikle insanın ruhsal açıdan olan durumunu göstermektedir. Buna karşı örneğin boğaz çakrası genellikle bu bölgede yer alan boğaz ve yemek borusu ile ilgili olan bazı hastalıklarda sıkıntı ortaya çıkartabilmektedir. Kalp de aynı şekilde kalp bölgesinde, yani genellikle duygusal durumla ilgili olan şeylerin yanında bu bölgedeki kalp ve akciğerle ilgili organlarla ilgili sıkıntılar ortaya koyabilmektedir. Sarı renkteki olan solar plexus çakrası ise genellikle özellikle insanın gücü konusunda, hedeflerine ulaşmadaki kararlılık konusunda bilgi vermektedir. Sakral çakra ise genellikle portakal renginde yer almaktadır. Ve bu bölgede genellikle genital organlar ve kasıktaki organlarla ilgili durumlar ortaya konmaktadır.
Kök çakrası ise genellikle kişinin özellikle yaşama bağlanması, kökleri yere sağlam basması ve aynı zamanda bolluk ve bereketin simgesi olarak yer almaktadır. Gene M.Ö. 4. 3. yüzyıllarda Ayurveda'nın ilk kitaplarından olan Shushpurata'nın Sambhita adlı bir kitabı vardır. Burada yaklaşık 120 kadar cerrahi alet, 200 civarında cerrahi işlem ki bunların içerisinde rinoplasti, burun estetiği, bağırsakların birbirine dikilmesi, katarak, prostat ameliyatları ve bademcik ameliyatları yer almıştır. Shushpurata'nın genel olarak sağlıkla ilgilenenlere bir tavsiyesi vardır. Özellikle kendi yolunu hekimlerin ve sağlık personelinin gözledikleri ameliyatlarla ortaya çıkabileceğini ve mutlaka bir otorite, tercihen bir kral tarafından lisansının verilmesi gerektiğini ve her zaman için temiz, tırnaklarını temiz tutan, saçını kısa tutan, özellikle neşeli, iyi konuşan ve dürüst bir kişi olması gerektiğini önermiştir. Tabi hem Hint hem de Çin tıbbında özellikle doğadan gelen bir takım bitkilerden elde edilen ilaçların önemi vardır. Bunların içerisinde en sık görülenlerinden bir tanesi yüksük otu diye bildiğimiz digitalis bitkisidir. Kalp et benzeri tedavisinde kullanılmaktadır. Sonradan mantarlar kanamaları önlemek ve dezenfektan olarak kullanılmıştır. Örneğin bir de güzel avrat otu vardır. Atropona, belladonna. Atropin diye parasempatolitik bir ilaç vardır. O ilaç da bu bitkiden elde edilmiştir. Geldik Hipokrat'a. Hipokrat tıbbın babası olarak kabul ediliyor. Bir kere bizim bir komşumuz, çünkü Bodrum'un karşısındaki İstanköy Kos Adası doğumlu. M.Ö. 460 ila 370 yılları arasında yaşamış. Bir de Bergamalı Galen var. Bergama'dan köken alıyor. Bu gladyatörlerin hekimi. Özellikle silahlı yaralanmalara bağlı olan tedavi şekillerinin geliştirilmesinde önemli bir yeri olmuştur. Roma'da da saray doktorluğu yapılmıştır. Hipokrat'tan daha sonra yaşamıştır. Bergama biliyorsunuz Pergamon. Bergama'da bulunan bir tapınak vardır. Bu tapınak Zeus tapınağıdır. Fakat maalesef Zeus tapınağı Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Almanlar tarafından kesilip biçilerek Almanya'ya taşınmıştır. Bugün Berlin'deki Bergama Müzesi'nde, ki bu müze Berlin'in en önemli müzelerinden bir tanesidir. Burada sadece Bergama'dan götürülen Zeus tapınağı değil, aynı zamanda Didim'deki tapınaktan götürülen bir de pazar yeri bulunmaktadır. Belki de ki Berlin'in en gözde müzelerinden bir tanesidir ama maalesef bizim ülkemizden götürülmüş ve götürülmesine izin verilmiş son derece estetik ve mükemmel eserlerle dolu bir müzedir. Eski Yunan'dan sonra İslam dünyasına bir geçiş olmuştur. İslam dünyasında özellikle Mezopotamya'da, Bağdat'ta bir zamanlar 100 bin civarında tıp kitabının bulunduğu kütüphaneler bulunmaktadır. Çünkü eski İslam dünyasındaki kişiler Yunanca bildiklerinden dolayı bu Hipokrat'tan, Galen'den gelen olan bilgileri öğrenmişler ve bunu Arapça'ya çevirmişler ve İslam dünyasında uygulamaya başlamışlardır. Dolayısıyla Yunanca bildiklerinden dolayı eski Yunan'dan öğrenilen bilgiler İslam dünyasına geçmiştir. Bu çok önemli bir geçiş köprüsüdür. Bu dönemlerde 870-950 yılları arasında yaşayan Farabi, arkasına Ebu el-Kasım ki yaklaşık 1000'li yıllarda ortaya çıkmış Kitab-ı Tasrif denilen bir kitap yayınlamıştır. Burada diş gebelik, hemofili ve aynı zamanda küçük cerrahi girişimlerle ilgili kitaplar yazmıştır ve bazı cerrahi aletler tanımlamıştır Ebu el-Kasım. Bu da Kitab-ı Tasrif ilk cerrahi kitap olarak kabul edilmektedir. İbn Sina ise 970-1037 yıllarında benzer şekilde yaşamıştır. Özbekistan'da yaşamıştır. Özellikle Galen ve Hipokrat'ın kitaplarından The Kanun kitabını yazmıştır. El Kanun Fıt'i Tıp, yani tıbbın kanunu kitabını yazmıştır. Batı dünyasına en çok çevresi yapılan bilim adamıdır. Fasyal sinir, yüz sinirinin tamiriyle tanınmaktadır. 17. yüzyıla kadar bu yazdığı kanun kitabı Batı'da tıp alanında düzenli olarak okutulmuştur. Daha sonra İbn-i Rişd, İbn-i Maymun gibi bazı Arap bilim adamları tıp ve felsefeyi birleştirerek kitaplar yazmışlardır.
Hem İbni Rüşd hem de İbni Maymun, İbni Maymun Dünesi de adı verilmektedir. Kordoba'daki Endülüs Emevi Devleti'nde yaşamışlardır. Bunlar da eski Yunan'dan çevrilen kitapları Arapçaya çevirmişlerdir. Endülüs Devleti ve İspanya'daki hakimiyetleri sırasında hem felsefi hem de diğer bilimler dalında çok sayıda eser vermişlerdir. Endülüs'ün başkenti Granada diye bir şehirdir ve bu Granada'da Endülüs Emevilerinin sarayı olan Elhamra Sarayı bulunmaktadır. Son derece mütevazi bir saraydır ama mimari olarak ve aynı zamanda coğrafi konumu olarak bir tepenin üzerinde görkemli bir yapıdır. Kordoba'da Endülüs Emevilerinin önemli devletlerinden, şehirlerinden bir tanesidir. Kordoba'da El Meskita yani Mescit adı verilen büyük bir cami bulunmaktadır. Daha sonra bu cami kiliseye çevrilmiştir. Ama halen günümüzde müze olarak kullanılmaktadır. Dünya üzerindeki en seçkin camilerden bir tanesidir. Endülüs camisi olduğu için genellikle içinde Endülüs camilerinin sütunlar vardır. Ve bu sütunlardan oluşan benim favori olan mimari yapılarımdan bir tanesidir. Fakat maalesef İslam dünyası 12-13. yüzyıldaki Moğol istilasından büyük zarar görmüş. Biliyorsunuz Moğollar hem istila ettikleri yerleri talan etmekte hem de aynı zamanda o bölgeleri terk ettikleri zaman her şeyi yıkıp yıkmaktadırlar. Ve sonuçta bu Moğol istilasından da biraz önce bahsettim. Bağdat'taki kütüphanelerde büyük zarar görmüştür. Benzer şekilde 12-15. yüzyıllarda Hristiyanlığın koyu hakimiyetinin olduğu Avrupa'da da Engizisyon, Avrupa'da karanlık dönemin yaşanmasına sebep olmuştur. Özellikle 1347-1351 yılları arasında veba salgınları yani kara ölüm salgınları ile beraber Avrupa nüfusunun %25'i telef olmuştur. Salgınlar kısa aralıklarla 150 yıl kadar devam etmiştir ve bunun sonucunda Avrupa'da büyük bir yıkım gerçekleşmiştir. O dönemden biraz sonra Şerafettin Sabuncuoğlu adlı bir Osmanlı'nın ilk dönemlerinde yaşayan bir bilim adamı Cerayit-i Elhaniye adlı bir kitap yazmıştır. Burada gördüğünüz minyatürlerde de olduğu üzere çeşitli tedavileri, özellikle cerrahi girişimleri kitaba geçirmiştir. Avrupa'daki bu kara ölüm ve vebanın ardından Engizisyon'la beraber özellikle 1400 yılların ortalarından itibaren Rönesans yaşanmaya başlamış ve bu dönemde de önemli figürler ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi Leonardo da Vinci, Michelangelo, Kopernik, Luther, Albert Durer, Shakespeare, Cervantes, Velázquez, Galileo, Rembrandt gibi yazarlar, heykeltıraşlar, ressamlar Rönesans'ın altın çağını yaşatmışlardır. Rembrandt önemli ressamlardan bir tanesidir ve özellikle büyük tablolar yapmıştır ve büyük tabloların içerisinde tıpla ilgili tabloları da büyük yer bulmuştur. Özellikle o dönemde anatomi seçkin bir bilim dalı olarak görüldüğünden ve merak edildiğinden dolayı Rembrandt da resimlerinde bazı anatomi seanslarını resimlemiştir. Leonardo da Vinci de biliyorsunuz hem ressam hem heykeltıraş hem bilim adamı ve özellikle anatominin babası sayılabilecek bir kişidir. Çünkü cesetleri mezardan çıkartarak onları keserek anatomik olarak tanımları yapmışlardır. Pek çok anatomi kitabının temeli Leonardo da Vinci'nin çizimlerine dayanmaktadır. Daha sonra 1500'lü yıllarda Andreas Vesalius olan bir anatomist De Humani Corporis Fabrica, insan vücudunun kumaşı adı altında bir kitap yayınlamıştır. Bu da anatominin ilk kitaplarından bir tanesidir. Daha sonra ilerlediğimiz zaman Ambrose Bure karşımıza çıkıyor. Ambrose Bure özellikle ateşli silah yaramalarında, kafatasındaki yaralarda ve kırılıklarda hem resimler çizerek hem de tedavi yöntemlerini kullanmıştır. İlk berber cerrahlardan bir tanesidir. Hem savaş hem saray cerrahı olarak çalışmıştır. İlk amputasyonlar ve ilk kauterizasyonlar yani damarların yakıların bağlanması, ilk dikiş özellikle Ambrose Bure tarafından dünyamıza kazandırılmıştır. René Descartes aslında bir felsefeci olarak bilinmekte. Fakat aynı zamanda insan vücudunu tanımı, La description du corps humain, yani insan vücudunu tanım adlı bir de kitap yazmıştır. René Descartes'in en önemli
sözlerinden bir tanesi. Cogito ergo sum, yani düşünüyorum öyleyse varım lafıdır. Belki de günümüzdeki sosyal bilimlerin en önde gelen figürlerinden birisidir. Şimdi geldik William Harvey'e. Biraz daha önceki derslerde anlatmıştım size. Küçük dolaşım, büyük dolaşım. İşte kalp ve akciğer kan dolaşımını bulan kişi William Harvey'dir. William Harvey de 1578 ile 1657 yılları arasında yaşamıştır. Hemen arkasından 100 yıl kadar sonra dünyada büyük çiçek salgını ortaya çıkmış. Fakat sonuçta Amerika'da Edward Jenner çiçek hastası olup kurtulanların vücudundaki döküntülerden elde ettiği maddeleri, daha doğrusu bir tahtanın üzerine bu döküntülerden aldığı şeyleri sağlam çocukların cildinin üzerine sürerek primitif, çok ilkel yolla da ise ilk aşıyı kullanmıştır ve çiçek hastalığının önlenmesinde ve insan kaybının ortadan kaldırılmasında ilk adım atmıştır. Sonra 1800'lü yıllarda Louis Pasteur geliyor. Louis Pasteur hem şarbon hastalığını, hem tavuk kolerosunu, hem kuduz hastalığını ve aşısını bulmuştur. Fakat önemli olarak hem bağışıklık mekanizması, aşı hazırlama teknikleri, virüs hastalıkları konusunda ciddi girişimlerde bulunmuş ve bu bilgileri daha sonraki nesillere aktarmıştır. Tabii Louis Pasteur'un özelliklerinden bir tanesi pastörizasyon adlı konserve yönteminin geliştirmesidir. Bu yöntemle sütü 60 santigrat derecede 30 dakika süreli ısıtmak ve daha sonra sütü hızlı bir şekilde soğutmuş, kapalı ve sterilize edilmiş şişelere koyarak tüketime sunulmasını sağlamıştır. Tabii günümüzdeki pastörizasyon daha farklı. Ultra high temperature, yani çok yüksek sıcaklıkta sterilize bir süt elde edilmektedir. Buhar püskürtülerek yaklaşık 1 saniye süreyle 140-150 derecede süt işlenmekte. Daha sonra sterilizasyon için kullanılan buhara eşit miktarda buhar çıkacak şekilde vakum altında hemen soğutulmaktadır. Bu şekilde soğutulan süt gerekli ambalajma koşullarına uyulduğu zaman uzun ömürlü hale gelmektedir. Ama biliyorsunuz günümüzde hem süt hem süt ürünlerinde dolaba koyduğunuz zaman çok çok uzun süre bozulmadan kalabiliyor. Bunun sebebinin de özellikle içerisindeki bütün zararlı mikroorganizmalardan arındırılmış olmasıdır. Halbuki sütte de, yoğurtta da, peynirde de bir miktar da olsa insan vücuduna zarar vermeyen, yararlı olabilecek bir takım bakteriler vardır. Ama günümüzde bu bakteriler de ortadan kaldırılarak adeta steril süt hazırlanmaktadır. Tabii bunun insan vücuduna hastalık yapıp yapmadığı konusunda ciddi bir soru işareti vardır. Çünkü biliyorsunuz vücudumuzda da çok yaygın bir şekilde bağırsaklarımızda, dişlerimizde, ağız içimizde bize zarar vermeyen bakteriler bulunmakta ve bu bakteriler de bizim sindirim sistemimize yardımcı olmaktadırlar. Robert Koch 1900'lü yıllara doğru antraks basilini, tüberküloz basilini, yani Mycobacterium tüberkülozu ve kolera basilini bulmuştur. Joseph Lister ise hastaların cerrahi işlemden sonra ölmesinin bakterilerle ilgili olabileceğini düşünmüş ve yarayla temas eden her şeyin asit fenikle temizlendiğinden dolayı faydalı olabileceğini öne sürmüştür ve bu şekilde de ilk ameliyatını yapmıştır. Antisepsi, yani mikroptan arındırma işlemlerinin babasıdır. İlk yer atel anestezisi ise 1846 yılında Wells ve Morton tarafından yapılmıştır. Bu gördüğünüz yer Harvard Üniversitesi'nde İlk anestezinin yapıldığı yerdir ve halen günümüzde bu şekilde korunmaktadır. Yukarıdaki tabloyu görüyorsunuz. Aşağıdaki bu tablonun da yer aldığı tarihi salonu görmektesiniz. Dediğim gibi o dönemde özellikle ressamlar hem anatomiyle hem de hastalıklarla çok yakından ilgilenmişlerdir. Tabii anesteziden bahsedince ilginç bir noktadan da bahsetmek lazım. Bir anestezi profesörünün sunumunda görmüştüm bunu ben. İncil'deki ilk bölümden alınmış, Genesis bölümünden alınmış olan bir şey. Burada anlatılan hikaye şey, özellikle Adem'in yalnızlık çekmesi sonucunda Tanrı'nın Adem'i uyutması ve ondan sonra onun kaburgasından yeni bir kişi yaratması ve onun da kadın olması, yani man'den woman'ı yaratması. Bu ilk uykuya daldırılması hadisesi o anestezi profesörü tarafından ilk anestezi olarak tanımlanmış. İlginç bir nokta bence.
İlk kan transfüzyonu 1881 yılında James Grundel yapmıştır. Bir doğum doktorudur. Postpartum kanamada, yani gebelik sonrası olan kanamada şırıngeli hastanın kocasının aldığı kanı kadına vermiştir. Konrad Röntgen 1885 yılında X ışını bularak röntgen konusundaki ilk adımı atmıştır. Radyolojinin babasıdır. Kendi ismi de röntgen olarak günümüzde yaşamaktadır. 1866-1958 yılları arasında Profesör Doktor Cemil Tobuzlu karşıda Kadıköy'de bir caddeye ismini vermiştir. Cerrahi poliklinikler ve atar damar yaralanmalarında dikişler ve özellikle anılarını yazarak ülkemizde Osmanlı döneminde ve daha sonrasında Cumhuriyet dönemindeki ilk tıbbi çalışmaları yapan kişilerden bir tanesidir. Cemil Topuzlu'nun da öğretim üyesi olarak çalıştığı Mektebi Tıbbi Şahane, bugünkü Marmara Üniversitesi'nin binasında ilk tıp öğretimi başlamıştır. Özellikle 1826'da 2. Mahmut tıp öğretiminin başlanmasını istemiş. İlk mezunları 1843 yılında verilmiştir ve 1848 yılında da Viyana Tıp Fakültesi'ne akredite olmuş. O zamanın güzide kuruluşlarından bir tanesi, ilk modern okullardan bir tanesi. Karl Landsteiner 1901 yılında kan gruplarını bulmuş. Düzenli kan transfüzyonu 1914'te başlamış ama esas olarak hem 1. Dünya Savaşı hem 2. Dünya Savaşı'nda özellikle kan transfüzyonu yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. 1915 yılında savaşa giden Darülfünun Tıp Fakültesi öğrencileri savaşa katılmışlar ve 19 Ağustos 1919'da da tümü şehit olmuştur. Ondan sonra da o döneme ait hiçbir mezun bulunmamaktadır. 1919'da başlayarak endotrakeal entübasyon, yani hastanın entübe edilmesi işlemi başlamıştır. İlk Türkiye'deki entübasyon 1949 yılında Sadi Sun tarafından arkadaşı Bülent Toker'le beraber gerçekleştirilmiştir. Daha sonra 1950 yılında ilk anestezik gazlar, solunum devreleri, sonra kan gazları, EKG, solunum cihazı, ventilatör, Swan-Ganz kateterleri 70'li yıllarda, daha sonra epidural anestezi ve daha sonra ise intravenöz anestezi, yani damardan ilaç verilerek anestezi gündeme gelmiştir. 1990 yılından itibaren de haloton yerine sevoflurane denilen daha etkili ve yararlı ve yan etkisi az bir anestezik gaz kullanılmaya başlamıştır. Cerrahide kullanılan bazı pozisyonlar var. Bunlardan bir tanesi Friedrich Trendelenburg. Hastanın ayaklarının yukarı kaldırılması, başının aşağıya indirilmesi pozisyonunu bulan kişidir. Bu kişi bir cerrahtır. Varis ameliyatı, endotrakeal entübasyon ve bununla ilgili bazı temel cerrahi bilgilerin geliştirmesinde önemli katkıları olmuştur. Gene bilinen George Wrightson Fowler denilen bir kişi var. Aslında bir demir yolu işçisi. Sonra tıp okumuş, sonra askeri doktor olmuş. Özellikle Amerikan-İspanyol Savaşı'nda çalışmış. Savaşlarda ilk yardım ekibi olarak kurulan ilk ekipleri yönetmiştir. Burada gördüğünüz Fowler pozisyonudur. Bu Fowler pozisyonu normalde sırt üstü yatış pozisyonudur. 30-45 veya 90 derece ya da semi Fowler denilen pozisyon bugün anestezide kullanılmaktadır. Bazen buna supine de denilebilmektedir. Alexis Carrel 1912 Nobel Fizyoloji Ödülünü kazanmıştır. İlk damar anası tomozlarını, ilk hayvanın havalanma organ naklini gerçekleştiren kişidir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman doktorlar Türkiye'ye gelmiştir. Bunların içerisinde en önemli kişi Rudolf Nissen'dir. Nissen fundoplokasyonu, özellikle yemek borusu, özofagus ameliyatlarının gerçekleştirilmesinde, akciğer ameliyatlarının gerçekleştirilmesinde önemli bir yeri vardır. O dönemde İsviçre'den önce Amerika'ya gidip oraya yerleşen Albert Einstein'ı da hatırlamak gerekir. Albert Einstein 1931 yılında abdominal aorta anevrizmasından ameliyat olmuş bir kişidir. Bunu da daha sonra ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Türkiye'deki tıp alanındaki önemli isimlerden bir tanesi Hulusi Behçet'tir. Dünya üzerinde tanınan bir kişidir. Behçet hastalığı denilen bir hastalığın tanımlanmasını sağlamıştır. Özellikle frengi, leşmanyazis, özellikle cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda çalışma yapmıştır. Çünkü o dönemde cinsel yolla bulaşan hastalıklar maalesef ciddi bir sağlık sorunu olmuştur. Özellikle 1935 yılında bastığı kitaptan bir anekdot aktaralım.
Frengi niçin ayıp görülür? Frengi neden gizli tutmak adet olmuştur? Tabiatta ayıp denilen hastalık var mıdır gibi bir bazı makaleleri vardı. Tabii ki bu frengi bel soğukluğu ya da sifilis adıyla bilinen bir hastalık. Cinsel yolla bulaşan bir hastalık. 1920 yılında Portekizli Egan Moniz ve 29 yılında Vernon Frossman ilk olarak anjiyografi yani röntgen aşınları ile beraber damardan vücuda boyalı madde verilerek anjiyografi yani damarların ve organların görüntülenmesini sağlamıştır. Alexander Fleming 1939 yılında penisilini bulmuştur. İlk seri üretim 1944 yılındaki Normandiya çıkartması sırasında kullanılmıştır. Kendisine 1945 yılında da Nobel ödülü verilmiştir. Koroner anjiyografi yani kalp damarlarının gösterilmesi ise 1953 ve 1960 yıllarında Seldinger ve Mason Sunes adlı kişilerin yaptığı çalışmalarla mümkün kılınmıştır. Kalp ve akciğer makinesi ise John Gibbon tarafından 1953 yılında kullanılmıştır. Polio çocuk felci 1950 yıllara kadar çok ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Özellikle büyük salgınlar sonucunda 1952 yılında Amerika'da 52 bin, 57 bin üzerinde çocukta felç görülmüştür. Bu felcin en önemli sıkıntılarından bir tanesi hastalarda solunum kaslarının paralize olması ve bunun sonucunda da hastaların solunumunu gerçekleştirememelidir. O tarihlerde suni ciğer veya çelik ciğer denilen bir takım kabinlerin içine yerleştirilerek çocukların nefes alıp verilmesi sağlanmıştır. İlk olarak Jonas Salk 2 yıl sonra yani ilk 1952'deki yıl salgından 2 yıl sonra formaldehitle ödülmüş virüsten aşı elde etmeyi başarmış. İlk olarak kendi karısı ve 3 çocuğunu Medyon'da aşılamıştır ve büyük bir ün kazanmıştır John Salk. Biraz daha kendisi hani ne diyeyim medya önünde olmayı seven bir kişiymiş. Fakat arkasından Albert Sabin bu sefer kendisi daha farklı bir aşı geliştirerek canlı bir aşı geliştirerek polio'nun çocuk felcinin dünya üzerinden kaldırılmasına sebep olmuştur. Biliyorsunuz insanın genetik yapısını oluşturan şey DNA, deoksiribonükleik asittir. 1952 yılında Rosalind Franklin ilk defa bunu ortaya koymuş ama daha sonra 1953 yılında Watson, Crick ve Wilkins üçü beraber bir makale yazmışlar Nature dergisinde ve DNA'yı ilk defa dünyaya tanıtmışlar ve bunun sonucunda da bu üçlü de 1962'de Nobel Tıp Ödülü kazanmıştır. Ama buna karşın Rosalind Franklin Nobel ödülü kazanamamıştır. Çünkü meme kanserinden dolayı hayatını kaybetmiştir. Halbuki Nobel ödülü hayatta olanlara verilen bir ödüldür. Bu da işin ilginç bir ironisi. Dibiki ile Kuli 4 Nisan 1969'da ilk suni kalbi insanda kullanmışlardır. Kompütörize tomografi 1972 yılında İngiltere'de ilk defa kullanılmıştır. İlk MRI ise 1977 yılında gene İskoçya'da, İngiltere'de görülmüştür. Ve MR'ı bulan kişi 2003 yılında Nobel Tıp Ödülü kazanmıştır. İlk intravenöz fertilizasyon, in vitro fertilizasyon daha doğrusu, yani ilk tüp bebek 1978 yılında gene İngiltere'de doğmuştur. Daha sonra kornea, böbrek, ilk böbrek nakli 1954 yılında. Akciğer nakli 1963 yılında, ilk kalp nakli şempanzeden 1964 yılında, daha sonra ilk insana kalp nakli, insandan insana kalpli 1967 yılında Christine Barnard tarafından Güney Afrika'da, daha sonra karaciğer, akciğer ve kalp akciğer nakilleri yapılmıştır. Daha sonra ilerleyen dönemlerde göreceğiz el, yüz ve farklı organların nakilleri gerçekleştirilmiştir. El transplantı ilk olarak 2001 yılında başarılı. Uzun süreli olarak aslında ilk 1998 yılındadır. Bilateral yapılması ise 2000 yılında gerçekleşmiştir. İlk yüz nakli 2010 yılında İspanya'da yapılmıştır. İlk çift ayak transplantasyonu yine 2011 yılında İspanya'da yapılmıştır. Burada da eski azizlerden bir resim. Bakın göreceksiniz bir melek var ve iki aziz hastanın bir ayağını kesmişler. Yerine başka bir ayak koyuyorlar. Fakat ayak biliyorsunuz daha koyu. Yani muhtemelen siyahi bir kişiden alınmış bir ayak. Ama bunlar da bir yerde ilk ayak transplantasyonunu yapmış olmuşlar.